Dünya çapında depremlerle ilgili kayıt tutmaya ilk kez 1881'de Japonlar başladı. Birçok ülkenin sismometreler kullanması ve ardından gelişmiş sismik istasyonlar kurması sonucunda depremlerin kayıt altına alınması yaygınlaştı. Ülkemizde tehlikeli fay hatları üzerinde bulunduğu için şiddetli depremlerden zarar görüyor. Peki dünya üzerinde meydana gelen en şiddetli depremler hangileri? İşte dünya üzerinde kayıtlara geçen en büyük 10 deprem. Mart 2005 yılında Endonezya'da Sumatra Adası açıklarında 8.6 büyüklüğünde meydana gelen depremdir. Depremde Endonezya'nın Nias Adası'nda yüzlerce kişinin öldüğü bildirildi. 1300'den fazla kişinin ölümüne sebep olan depremin oluşturduğu dev dalgalar Sri Lanka'ya kadar ulaştı ve 400'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Assam depremi olarak bilinse de merkez üssünün Tibet olduğu düşünülen deprem 1950 yılında 8.6 şiddetinde gerçekleşti. Karasal alanda meydana gelen ve yaklaşık 4800 insanın hayatını kaybettiği bu doğal afetten Çin, Tibet ve Hindistan'da yer alan birçok şehir, semt ve kasaba etkilendi. Alaska'nın Rat Adaları açıklarında 1965'te 8.7 şiddetinde deprem kaydedildi. Deprem sonrasında oluşan zararın büyük çoğunluğu meydana gelen tsunami'nin etkisiyle gerçekleşti. Küçük çapta hasara yol açan depremde can kaybı yaşanmadı. ...1906 yılında Ekvador ve Kolombiya'yı etkileyen 8.8 büyüklüğündeki deprem her iki ülkede 500'den fazla insanın can kaybına neden oldu. Depremin ardından oluşan tsunami okyanusu geçerek Japonya'ya kadar ulaştı. 31 Ocak 1906 günü Ekvador ve Kolombiya'yı etkileyen depremin şiddeti 8.8 olarak belirtildi. Oluşturduğu tsunaminin en yüksek dalga boyu 5 metre olurken can kaybı tahmini olarak 500-1500 arasındadır. 27 Şubat 2010 yılında Şili'nin Mauli bölgesinde 8.8 büyüklüğünde ve yaklaşık 3 dakika süren bir depremdir. Bu deprem 700'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Ülke kıyılarının yaklaşık 1/3 biri tsunami'den zarar gördü. 2 milyon kişiyi etkileyen depremde yollar, köprüler ve bazı hastaneler yıkıldı, elektrik ve telefon şebekeleri de çöktü. Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 9 şiddetindeki depremin etkisi, oluşturduğu dev dalgalar sebebiyle Hawaii adalarına kadar ulaştı. 9'luk deprem yaklaşık 1 milyon dolarlık zarara yol açmıştır. Depremin şiddeti muazzam olsa da birkaç koyun dışında ölen olmadı. 11 Mart 2011 yılında Japonya'nın kuzeydoğusundaki Honshu kıyıları açıklarında 24 kilometre derinlikte 9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem Japonya'nın kaydedilmiş en büyük depremi olmasının yanı sıra dünyada 1900'lerden beri kaydedilmiş en büyük 5 deprem arasında yer alıyor. Bu depremde yaklaşık olarak 19 bine yakın kişi hayatını kaybetti. 26 Aralık 2014 yılında Hint Okyanusu'nda Sumatra Adası'nın açıklarında 9.1 şiddetinde deprem meydana geldi. 40'a yakın ülkede yaklaşık 230 bin kişinin ölümüne yol açarak 21. yüzyıla damgasını vurdu. Bu deprem yaklaşık 5-10 dakika sürmüştür. Sarsıntı sonucunda oluşan dev dalgalar, Endonezya'nın yanı sıra Asya'nın kuzeyi ve Afrika'nın doğusunda 14 ülkeyi etkilemiştir. Alaska'da 28 Mart 1964 yılında meydana gelen 9.2 büyüklüğündeki deprem en şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. 3 dakika süren deprem tsunami'yi tetikledi. Sarsıntı ve ardından oluşan dev dalgalar
128 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken yaklaşık 310 milyon dolarlık hasar oluştu. Güney Amerika kıtasında yer alan Şili'nin Valdivia bölgesinde 22 Mayıs 1960 tarihinde meydana gelen ve dünya üzerinde kaydedilmiş en büyük yer sarsıntısı olarak kayıtlara geçen depremin şiddeti 9.5'tir. Şili'de meydana gelen bu büyük deprem sebebiyle ortalama 1650 kişi hayatını kaybetti. 3000'den fazla kişi yaralandı ve 2 milyon kişi başka yerlere göç etti. Depremin şiddetinin boyutları yalnızca Şili ile sınırlı kalmadı. 9.5 şiddetindeki deprem sebebiyle meydana gelen dev dalgalar Hawaii, Japonya ve Filipinler sahillerine kadar ulaştı.